Trabzonspor haberleri ve gazete manşetlerinin hemen ardından Ulaş Özdemir bizlerle birlikte Bordo Mavililerin gündemini kendisiyle konuşacağız. Günaydın, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Demet. Ben iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Hemen en öne çıkan gündemle başlayalım isterseniz. Teknik adam isimleri birçok isim ön plana çıkmış. Bugün özellikle taraftarın da çok fazla istediği Fatih Tekke ismi ve tabii ki Samet Aybaba ismini de yine Fanatik gazetesinde gördüm. Siz bu iki ismi ya da farklı isimler varsa bu teknik adam adaylarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla Samet Aybaba'yı Trabzonspor'a yazan arkadaşımız bu haberi nereden aldı bilmiyorum. Ama böyle bir durumun asla ve asla söz konusu olmayacağının altını çizeyim. Tamam. Çünkü şu an için Trabzonspor'da bir kaos ortamı var, bir kriz var. Ve buraların nasıl aşılacağı ve hangi planlamayla, hangi projeyle sadece sezonun değil, sezonların kurtarılması gerektiği ile ilgili bir hareket yapılması gerekiyor. Şimdi biraz sinirlendim çünkü Samet Aybaba ismini görünce. Çok özür diliyorum. Dolayısıyla şöyle bakmak lazım. Şimdi teknik adam tarafında enerji bitmişti ve buranın artık yenilenmesi lazım. Yönetim tarafında enerji bitmişti. Buranın yenilenmesi lazım. Şimdi camiada da enerji bitti. Dolayısıyla buraya da bir enerji lazım. Haliyle bu üç bölüme baktığımızda gelecek olan teknik adamın bir, hem camiaya enerji vermesi lazım, hem yönetimin plan ve projeleri neyse artık sezon ya da sezonlarda oraya yardımcı ve destek olması lazım. Ve aynı zamanda da takımı yapılandırması lazım. Yapılandırmadan kastımız ne? Dönüştürülebilir bir kadro. Bunu sürekli söylüyoruz. Yani alacaksın, geliştireceksin, yetiştireceksin ve satacaksın. Tabi o arada da yarışacaksın. Trabzonspor her zaman bu yarışın içerisinde olması gerekiyor. Eğer Sergen tercihi yapılacaksa burada sezonluk düşünülüyor anlarım ben. Bir yorumcu olarak. Fatih Tekke ismi zaten gündeme geldiği andan itibaren hepimiz, yani ben dahi, Trabzonspor'un efsane oyuncularından bir tanesi. Tebessüm ederiz, heyecanlandıran bir isimdir. Çağdaş Atan ismi gündemde. Çağdaş da işin teknik taktik tarafındadır. Şimdi şöyle, Çağdaş Trabzonspor'a olmaz ya da Fatih Tekke Trabzonspor'a olmaz diyenlerin argümanı ne mesela? Ya bugün Sergen Trabzonspor'a gelsin diyenler, Sergen Beşiktaş'a gitmeden önce en son Yeni Malatyaspor'u çalıştırıyordu. Ya bizim aradığımız kriter bu olmamalı mesela. Fatih Tekke şu anda İstanbulspor'u çalıştırıyor. Çağdaş Atan Kayseri'yi çalıştırıyor. Ha, baktığınızda bunların içinde hakikaten Fatih'i de bu işe dahil ederek konuşuyorum. Kim Trabzonspor'da bir heyecan yaratır? Kim Trabzonspor'a yeniden o enerjiyi yükler dediğiniz anda bu isim tartışmasız Fatih Tekke olur. Yani o az önce bahsettiğim camiaya olan heyecanı da verir. Yönetimin planı, programı, projesine göre hareket edecek de bir organizasyon yapar ve aynı zamanda da takıma da top oynatır. Bugün en kısıtlı kadroyla hiç dahi transfer dahi yapamamış diyelim, birkaç tane yaptılar ama İstanbulspor'u bulunduğu yerden yukarıya doğru çıkartabilen de bir oyun vaat ediyor şu an için o kısıtlı imkanlarda. Ama Trabzonspor başka bir yer. Fatih Tekke bu kulübün efsane oyuncularından bir tanesi. Sonuçta bu şehirde doğmuş, bu şehirde büyümüş, bu takımın altyapısında yetişip A takıma gelmiş, çok güzel hikayeler yazmış bir isim. İşlerinde en heyecan yaratacak kim derseniz ben tabii ki Fatih Tekke'yi söylerim. Peki teknik adam ne zaman gelecek? Şimdi şu anda görünen tek liste sevgili Demet, Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un as başkanı. Tabii Orhan Hoca da, Orhan Hoca'nın da bir beklentisi var Orhan Akın. Bu kurgu şöyle mi doğru olur? İki ihtimal var. Yönetim göreve geldiği anda bir teknik adamı takımın başına mı getirir? Yoksa şu anda mevcut da Orhan Ak'la beraber sezon sonuna kadar devam edilir ve ondan sonra mı yeni bir teknik adam gelir? Şimdi burası çok önemli ve kritik bir nokta. Kritikten kastım şu. Yeni bir hoca getirdiğiniz anda bir hamle yapmış olacaksınız. Haliyle zaten şu anda önündeki tek hedef olarak Ziraat Türkiye Kupası kalmış bir Trabzonspor'dan bahsediyoruz.
Ligde de ne kadar puan toplarsa o kadar yukarıya gidecek. Valla benim kanaatim sanki sezon sonuna kadar Orhan Ak'la devam edip sezon bittikten sonra yeni bir teknik adamın takımın başına getirilmesi. Tabii oraya kadar, bugünden anlaşılarak ama gelecek olan teknik adamın bugünden anlaşılarak sezon bittikten sonra takımın başına getirilmesi. Tabii oraya kadar da bütün planlamaların ve organizasyonun ne şekilde olacağına dair de bir mutabakata varılması gerekiyor hem yönetim hem gelecek hoca ile ilgili. Tabii böyle bir şey söz konusu olur da olursa bunun da en önemli sebeplerinden biri Adana Demirspor karşısında alınan 4-1'lik galibiyet olur. O galibiyetin ardından belki de Orhan Ak'la sezon sonuna kadar devam edileceğini söylüyorsunuz, değil mi? Tabii bu bir tercih olabilir ve bence şu an için doğru. Çünkü Fatih Tekke İstanbulspor'un teknik direktörü ki onların durumu henüz daha küme düşme hattından tam olarak kurtulamamış şekilde. Çağdaş Atan Kayserispor'da eğer alınacaksa tek boşta olan Sergen Yalçın. Sergen Yalçın da Trabzonspor'da tabii ki bir dönem top oynamış bir isim. Beşiktaş'ta da şampiyonluk yaşamış. Orada da bir hikayesi var. Ancak kriterimiz bizim bir teknik adamın Trabzonspor'u taşıyıp taşımaması konusu değil. Yani Kayseri'yi çalıştıran bir ismin burada ne işi var? İstanbulspor'u çalıştıran bir ismin burada ne ismi var? Ünal Karaman geldiği zaman da sonuçta çalıştırdığı takımlar belliydi. Burada yazdığı hikayeye bakacağız, kattığı değere bakacağız. Camiaya verdiği enerjiye bakacağız. Bunlar önemli şeyler. Tabii ki. Dolayısıyla benim kriterim asla bu değil, onu da söyleyeyim. Peki yönetim kısmına da geçelim. Şimdi başkan adaylığı için son 2 gün kaldı. 17 Mart saat 18'e kadar adaylık olursa açıklanacak. Şu an tek aday var Ertuğrul Doğan. Tek aday olarak devam eder mi sizce? Yoksa son gün bir sürpriz olma ihtimalini göz önünde bulundurabilir miyiz? Tabii ki olabilir. Yani son gün sürprizleri açık ama şu anda görünen şu. Ertuğrul Doğan tek aday olarak bu seçime girecek. Sayın Ahmet Ağoğlu tabii istifa ettikten sonraki süreçte çok zorladı. Ya özellikle bu işin mali kaynağı var. Çünkü bir geçiş oyunu gibi bir geçiş süreci yaşayacak Trabzonspor Mayıs sonuna kadar. Neyden bahsediyorum? Bu ay 15 milyon euro bir ödeme yapması gerekiyor Trabzonspor. Bu ödemenin kesinlikle yapılması gerekiyor. Çünkü lisans alacaksın. Lisans alman için de futbol ailesine, futbol dünyasına borcun olmaması gerekiyor. Sadece bu ay katmayalım. 15 milyon euro bu ay. Mayıs sonuna kadar yani 32 milyon euro civarında kulübün bir ödeme yapması gerekiyor. Şimdi buraları geçmek çok kolay değil. Yaklaşık 1 milyara yakın bir paradan bahsediyoruz. Şimdi bu parayı nasıl bulacaksın? Evet. Tamam yönetici katkısı alacaksın okey. Ama sponsorluklar bulup sıcak para koyabilecek misin ki bugüne kadar gelinen süreçte bunlar yapılamadı. Evet. Şimdi Sayın Ertuğrul Doğan en mali olarak kendi açısından güçlü bir isim. Listesine de böyle 2-3 tane ekonomik katkı, ciddi bir katkı sağlayacak isimleri alacak. Ve aynı zamanda da sponsorluklar yapacak falan. Buraları da tecrübe etmiş bir isim Ertuğrul Doğan. Sonuçta finanstan sorumlu başkan yardımcılığından yine finansın bağlı olduğu bir as başkanlık görevini de yürüttü haliyle. Kulüp organizasyonlarını ve bu tür finansal durumları da iyi bilen, iyi okuyan bir isim. Dolayısıyla hani baktığımızda şu an için bu süreci en doğru mali açıdan sıkıntısız aşabilecek bir isim olarak Ertuğrul Doğan'ın çıkıyor. Ama ben Demet eğer süremiz varsa şunu da söylemek isterim. Tabii mutlaka tabii. ve mutlaka şu anda Ertuğrul Doğan tek aday olarak görüldüğü için söylüyorum. Yönetim kurulu listesine bir futbol aklı olan 2-3 yöneticiyi koyması lazım. Bu çok önemli bu süreçte çünkü. Peki, çok teşekkür ediyorum. Süremizin de sonuna geldik. Size iyi günler diliyoruz.